Evet merhaba herkese. Bugün saç ekimi ile ilgili bir videomuz var. Öncelikle hoş geldiniz tekrar. Ee, konuya geçmeden önce isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Bu şekilde bize destek olmuş olursunuz. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Öncelikle saç ekimi ile ilgili teknikleri anlatmaya geçmeden saç ekimi nedir? Neden böyle bir işlem yapıyoruz? Bu ihtiyacın kaynağı nedir? Bunun üzerine biraz sohbet edelim istedim. Şimdi Batılı literatüre bakarsak, e, olayın menşei biraz Amerika'ya dayanıyor ama daha detay incelediğimizde 1940'lı yıllarda yeryüzünde ilk defa bir kıl nakti gerçekleşti. Nasıl oldu bu? Japonya'da bir kadın hastanın e, genitaline ekilmek üzere saçından tüyler toplandı, kıllar toplandı. Genital bölgede kıllandırma çalışması yapıldı. Bu literatürdeki en eski kıl naklidir. Ve başarısı da son derece tatmin edici seviyedeydi. Bunun üzerine cerrahlar, doktorlar şunu düşünmeye başladılar. Erkeklerin en büyük sorunu nedir? Kellikleri, saç eksiklikleri ya da saç sıklığındaki azalmalar. O zaman biz bunu erkek popülasyonunda yeni bir uygulamalar olarak kullanabilir miyiz düşüneceğiz. Ön plana çıktı ve günümüzde hepinizin de bildiği, az ya da çok bildiği saç ekimini yapar hale geldik. Şimdi saç ekimini konuşmadan önce graft denilen mantıktan konuşmak lazım. Çünkü graftin ne olduğunu bilirsek neden bu işin plastik cerrahlara kaldığını da daha net anlamış olursunuz. Plastik cerrahide şöyle bir kavram var. Eğer bir dokuyu bir yerden kan ve damar bağlantısı olmadan ayırıp başka bir yere siz tutturursanız ve bunun burada damar bağlantısı olmadan yaşamasını sağlarsanız buna graftleme denilir. Bu alınan parçanın ismi de grafttir. Şimdi saç ekimi konuşurken sürekli olarak saç grefti, saç grefti deyip duracağız. Neden? Çünkü saç greftinin ana kaynağı ense bölgemizdir bizim. Ense bölgesinden bu saç köklerini biz greft olarak toplayıp ön tarafımızda eksik olan yerlerimizi taşımaktayız. Eğer bunu damarıyla birlikte taşıyor olsaydık flap derdik. Damarla anastomoz yapıyor olsun dedik. Mikro cerrahiyle yapılan flap ameliyatlar derdik. Ama şimdilik sadece greftin ne olduğunun özetiyle yetinelim. Greft neymiş? Bir yerden başka yere dokuyu damarsız bir şekilde nakledip orada tutulmasını sağlamaya greftleme diyormuşuz. Şimdi peki greftin ne olduğunu öğrendik. Ee, neden erkeklerde kellik oluşuyor? Neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyoruz? Hoş kadınlarda da oluyor ama mekanizması son derece farklı. Şimdi erkeklerde erkek tipi saç dökülmesinden hep söz edilir. Ve bu saç dökülmesi dönüp dolaşıp erkeklik hormonunun, testosteronun dengesizliğine vesaire bağlanır. Ama bu tamamen yanlıştır. Literatür ya da literatür, internet her ne kadar literatür kabileceksek zaten e, internete baktığınızda Hepsi birbirinin kopyası kopyası çıkartılmış olan metinleri görüyorsunuz ve hepsinde testosteronla aşırı duyarlılıktan, hormon dengesizliğinden vesaire süz edilir androjenik saç dökülmesinde ki böyle bir şey yoktur. Eğer öyle olsaydı etrafınızda gördüğünüz kel insanların hemen hepsinde bir hormon bozukluğunun olması gerekirdi. Böyle bir şey de görmüyoruz. Ya da Etrafımızda, çevrenizde hiç cinsiyet değiştiren gördünüz mü bilmiyorum. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarında biz testleri de çıkartırız. Hormon dengesi tamamen tepe taktak tak olur. E, testosteron neredeyse sıfıra yakın hale gelir. E, testis çünkü üretimi durmuştur. Ama bir bakıyorsunuz ki cinsiyet değiştiren insanlarda, trans bireylerde de saç dökülmesi, androjenik hem de erkek tipi saç dökülmesi görebiliyoruz. O zaman nedir olay? Gerçekten testosteron mu suçlu? ya da ne çeşit bir hormon dengesizliği bunu yapıyor ki çoğu etraftaki kelde herhangi bir hormon dengesizliği görmüyoruz. Şimdi olay hormon dengesizliği falan değil. Öncelikle bunu açıklayalım. Olay hücrenin programlanmış ölümüdür. Buna biz apoptozis deriz. E, vücudumuzda her dokunun kendine özgü bir genetik kodu ve genetik programı vardır. Her bir hücremizde genetik bir saat vardır. Bu saat tıkır tıkır işler eğer sizin genlerinizde saçlarınızın dökülme programı var ise testosteronunuzda ya da diyon hormonunuzda herhangi bir problem olsun ya da olmasın gider hücrenizin reseptörünü tetikledikten sonra sizin hücrenizin doğal programı çalışmaya başlar. Ve bu doğal programda sizin kirliliğiniz varsa ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın kel olacaksınız demektir. Şimdi ne çeşit bir kellik olur? Biraz da aile yapısına göre. Kiminin sadece saçın ön kısmında, kimisinin de ön ve tepe için alacak şekilde. Bazen de sadece tepe bölgesinde kelliklerin görüldüğünü biz biliyoruz. Evet, şimdi saç dökülmesi böyle bir şey. Kadınlardakinin mekanizması biraz daha farklıdır. Biraz daha metabolik sebeplerden kaynaklanır. Biraz da kadınların kendi kullanım tarzlarıyla, saçlarının bağlanmasıyla da ilişkili olabilir. Ee, bazen de androjen, androjen seviyesiyle de ilgili olabiliyor kadınlarda. Ama tamamen erkektekinden farklı bir mekanizmadır. Zaten dökülme şekli de erkektekiyle hiçbir benzerlik göstermemektedir. Şimdi saç dökülmesinin ne olduğunu anladık. Bir ciddi bir kelliğiniz var. Ciddi olmazsa saç dökülmeleriniz var ve sıklaştırmak istiyorsunuz. İlk yapmanız gereken şey nedir? İlk yapmanız gereken şey bu gerçekten androjenik bir dökülme mi? Yoksa ee, bir takım metabolik problemlerden dolayı mı siz saçınızı kaybediyorsunuz bunun ayrımına varmak lazım. Ne demek istiyorum? Eğer vücudunuzda demir eksikse saç ekiminden bir fayda görmeyi beklemeyin. Ekilen saçların başarısı da düşük olacaktır. Ama oysa demir eksikliğinizi düzeltirseniz eğer beraberinde kendi kendine tekrar saç kazanımınız ortaya çıkacaktır ve belki de saç ekimine hiçbir ihtiyacınız olmayacak. Peki sadece demir mi? Tabii ki değil. Bu liste uzun bir liste. Bu liste içerisinde demir, bakır, çinko, testosteron seviyesi, dihidroepiandrosteron seviyesi, östrojen seviyesi, T3, T4, TSH seviyeniz. Onun dışında growth faktörünüzle ilgili problemlerin var olup olmadığı gibi e, bazı biyokimyasal e, testlerle ortaya çıkan e, sonuçlar vardır. Bunları mutlaka baktırmanız lazım. Bunlarla ilgili eğer bir probleminiz varsa eğer ee, öncelikle bunların düzeltilmesi gerekiyor. Sadece bunları düzeltip 6 ayda kendi kendine saçınızı çıkartmayı başarabilirsiniz. Direkt olarak kelliğim var hadi masaya yatayım diye düşünmemek lazım. Bir 30-35 yaşını bir doldurun. Dökülme en son halini alsın. Ondan sonra saç ekiminizi yapalım. Çünkü neden? Önünüzde bir miktar saçınız var. Biz saçlarınızı aldık arkadan öne ektik. Belli bir başarı elde ettik. Bizim ektiklerimiz dökülmeyecektir. Ama sizin eski kökleriniz bu 35 yaş dediğim ya sınıra dökülmeye devam edebilir. O zaman süreç içerisinde sizin tekrar seyrekliğiniz oluşabilir. Ama şöyle bir bakış açısı da var. Bu da doğru. Bazen hastalara bize geliyor. Ne bileyim 25-26 yaşında. E, evet kellim ilerleyebilir ama ben bu saçı bugün istiyorum. 35 yaşında gerekirse ikinci seansı yaptırırım. Bu mantıkta doğru bir mantık olabilir. E, saç ekilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer herhangi bir dahili probleminiz yoksa saç ekiminiz daha erken yaşlarda da yapılabilir tabii ki. Peki, dahili problemden kastımız nedir? Eğer sizin cerrahi işlemde, cerrahi işlem geçirmenize engel bir kardiyak probleminiz yoksa, ciddi kardiyak ilaçlar kullanmıyorsanız, kan sulandırıcılar kullanmıyorsanız ya da verdiğimiz ilaçlar sizin karaciğerinizde bir yetmezlik noktasına sürükleyecek bir dahili probleminiz yoksa, çok rahat bir şekilde saç ekimi yaptırabilirsiniz. Saç ekimi zaten e, lokal anestezi altında yapılan, e, özünde basit, konforlu bir işlemdir. Ama cerrahi bir işlem olduğunu asla unutmayın. Hiçbir cerrahi işlemi küçümseyemezsiniz. Eğer bir cerrahi işlemi küçümsemeye kalkarsanız mutlaka başınıza bir iş açarsınız. Çünkü küçük bir cerrahi işlem olsa da içerisinde adrenalinler kullanılıyor. Birçok miktarda lokal anestezi kullanılıyor deri altınıza, saç derinizin altına birçok miktarda sıvı enjeksiyonları yapılıyor. Ve milimetrik boyutta da olsa yani bir pançın çapı 1.5 milim de olsa, 1 milim de olsa siz bunu 4.000-5.000 defa yaptığınız zaman 5.000 çarpı 1 milimetreden 5.000 milimetrelik bir kesi yapılıyor aslında kafanıza. Yani 5.000 milimetre aşağı yukarı 5 metre anlamına gelir. Yani kafanızda 5 metre boyunca ucu eklediğinizde bir kesiniz var aslında. Yani özünde küçük gözükse de küçümsenmeyecek bir işlemdir saç ekimi. Peki hala ya sağlık problemimiz yok. Kelliğiniz var. Yaş olarak da uygunsunuz. Ameliyat olmaya karar verdiniz. Olayın tabii ki maddi bütçesini de ayarladınız diyelim. Ve şimdi tekniğimizi seçmeye geldi. Elbette teknikle ilgili çok detaylı bilgiler vereceğim ama onu ikinci videomuzda olacak. Şimdi tekniklere genel bir giriş yaparak bu videoyu burada noktalamayı düşünüyorum. E şöyle tarihsel süreç içerisine baktığımızda saç ekiminde önce FUT denilen yöntem uygulanmış. FUT ne demektir? E foliküler ünite ünit transplantasyonudur. Ense bölgenizden lokal anestezi ile şerit şeklinde bir parça doku çıkartılıyor. Bu doku mikroskop altında önce boylamasına sonra enlemesine küçük küçük parçacıklara ayrılıyor. Bu parçacıklar o kadar küçük olacak ki her bir tanesini aldığınızda içerisinde bir ya da iki tane kök olması gerekiyor. Geçmişte bunu dörtlü beşli böyle pırasa sapı gibi olan köklerden ayrış, ayrıştırılarak kullanıldığının birçok örnekleri var. Günümüzde asla kabul edilebilir şeyler değildir. E, fut böyle. Ense bölgenizde alınan yerde primer dikişle dediğimiz boylu boyunca dikiş atılır. Ense de az da olsa bir dikiş iziniz mutlaka olur. Çünkü kesilen her yerde iz vardır. O futlarda ayrıştırılan grefler, greftin ne olduğunu anlatmıştım. Daha sonra ön tarafta açılan kanallara tek tek yerleştirilir. Bunun adı futtur. Başarısı son derece yüksektir. Neden son derece yüksek? İşte enseden aldınız bir parça halinde gözünüzün önünde kökleri mikroskop altında tek tek göre göre ayrıştırdığınız için fut Son derece başarısı yüksek bir uygulamadır. Ama şimdi başarısı yüksek derken neyin başarısı yüksek? Graftin canlılığı açısından. Çünkü kök zarar görmüyor. E, tamamen mikroskop altında siz ayrıştırma yapıyorsunuz. Ve ön tarafa da bunu kibarca taşıdıktan sonra son derece graftin tutma oranı yüksektir. Ama gelin görün ki ense bölgesine çıkacağınız şeridin kalınlığı kısıtlıdır. Siz buradan yüksek sayıda graft alamazsınız. E birden fazla noktadan altlı üstü çıkartın deseniz enseniz yara beri içerisinde kalır. Ensenizde bir cerrahi iz kalır. Bunlar futun dezavantajlarıdır. Siz çok büyük miktarda graft çıkartılamaması bu yöntemin terk edilmesine neden olmuştur. Tek terk edilmesi diyorum ama dünya üzerinde hala yapan çok az sayıda dosya cerrah kaldı. Ama eminim bir 5-10 yıl sonra artık kimse FUT yapıyor olmayacak. Çünkü daha sonrasında geliştirilen FUE, Follicular Unit Extraction tekniği bütün dünyada popüler hale gelmiştir. Ne demek o? Bizim FUE punch dediğimiz küçük punchlarımız var. Bu punchlar bir motor sisteme takılır. Motor belli bir devirde dönerken ki pançların çapı 0.6 ile 1.3 mm arasında çok değişmekle birlikte çok ince olan köke zarar verir. Çok kalın olanın ensedeki izi belirgindir. Genellikle kullanılan özellikle Türkiye pratiğinde 0.8 mm pançlar popülerdir. 0.8 mm çaplı panç üzerinden düşünürsek bu panç dönerek gelir. Kılınızın etrafından saçlarınızı keser. Daha sonra bu kıl kökü buradan çekilerek alınır. Baktığımızda kökün etrafında 0,8 mm çapında bir doku vardır. Bu graftin içerisinde bazen bir bazen iki tane graft olur. Nadiren de üç tane kökü görürüz. Ee, ve bunlar ön tarafta sizin eksik olan saçınızın eksik olduğunu düşündüğünüz yerindeki planlamaya bağlı olarak en önden arkaya açıklığın olduğu yere kadar açılan kanallara grefler tek tek taşınır. Buna da FUE yöntemi deniriz. Yöntemin kendi altında teknik detayları vardır. Ne gibi? Sizin açtığınız kanalları jiletten kesilmiş slitlerle mi yapacaksınız? Ya da bu kanalları fabrikasyon üretimi standart slitlerle mi yapacaksınız? Ya da bu kanallarınızı safir perkutan blade dediğimiz sıkıştırılmış camdan yapılmış özel bir bıçakla mı açacaksınız? E, buna benzer teknik detaylar e, FUE'nin kendi içerisinde tartışılmaktadır. herkes kendine göre bir pratiği var. Herkesin kendine göre bir tecrübesi var. Herkes farklı farklı yöntemler uyguluyor. İleriki bölümlerde zaten bu yöntemler her birini tek tek tartışacağız. Bununla ilgili çıkan bir makalemiz var. Bu makaleyle ilgili de ayrı bir video yapmayı düşünüyorum. Orada da teknik detaylarda ee, hangisinin daha güvenli olduğu ile ilgili uluslararası yayınlanmış bir makale bu. Ee, bunun üzerine de tekrar konuşacağız. Onun dışında e, FUE punch, FUE yönteminde e, atlamak istemem. E, hani motora taktığımızda motorun bu sistemi çevirden süretmiştik. Motor neden? İşi hızlandırmak için. Ama motorsuz şekilde sadece el manipülasyonun yapılan Manuel Fue denilen bir yöntem de vardır. Gene benzer bir panç gene ense bölgesinde greftinizin etrafını keser bu bu Fue dediğimiz çelik bıçaklar, eee bıçakları, pançları ve bunlar tek tek toparlanır yine ön tarafa tek tek nakli yapılabilir. Başka yöntemler var. Son yıllarda son derece popüler hale gelmeye başlamış olan DHI dediğimiz bir yöntemdir. DHI Kore'de bir cerrah tarafından keşfedilmiş olan e, çoy implantırlar. Türkiye'de bazen sadece kalem diye söz edilir bunlar. Implantasyon kalemleri. E, enseden yine aynı yöntemle grefler toplanıyor. Yine füye pançıyla toplanıyor. Ama bu sefer ön tarafta kanal açılmıyor. Her bir greft özel bir çoy implantırın önündeki küçük yarıklara tek tek yerleştirilir. Ve bu iğneler tek tek saçlı derinize batırılarak derinin altına gömülmesini sağlar. Buna DHI, Direct Hair Implantation anlamında bu kelimelerin baş harfleri kullanılarak isimlendiren bir yöntemdir. Peki hangi yöntem daha avantajlı derseniz bunu da teknik detayları tartışmalıdır. Bunu da yine bizim yapacağımız diğer videonun konusu olsun istiyorum. Ama şunu söyleyeyim hangi yöntem olursa olsun kişi hangisinde tecrübesi yüksekse başarı orada daha fazladır. Bunu asla unutmamanız lazım. Ve bir dipnot geçeyim. DHC'in keşif sebebi uzun saçlı insanlarda bütün saç bölgesini tıraş etmemeye yönelik bir hedef vardır. Ne demek istiyorum? Şimdi o sözünü ettiğim Foya Punch'i e, resmini sol üst köşeye koyacağım. O Foya Punch'i. Tam kılın ucundan girip saçlı denizi kesebilmesi için saçınızın sizin çok kısa erkek tıraşı olması lazım. Yani bir numara civarında bir tıraş olması lazım. Ki bazen biz onu yarım hatta sıfıra kadar indiriyoruz. Yani deride nokta şeklinde gözükecek sizin kılınız. Yoksa o pançın içerisinden geçip e, tamamen kesmek mümkün olmaz. Uzun saçlı insanlar o kadar saçı tekrar ne zaman uzatacağı ile ilgili endişeler olduğu için ense bölgesinde saçlar kaldırılıp altından bir pencere açılıyor bu açılan pencereden biz saçlar topluyoruz ön tarafta ise hiçbir tıraş yapmadan saçların arasına bu iğnelerle girip diye çay iğneleriyle girerek greflemeniz yapılabilir saçlarınız ekilebilir böylelikle avantajımız ne kanal açmak zorunda kalmadık Çünkü saçlarınızı tıraş etmen, kanal açmaya kalkarsak o kökleriniz kesilecektir ön tarafta o saçlarınız dökülecektir Çünkü binlerce küçük delik açılıyor ve bu deliklerde saçlarınızı koruyarak o deliği açmak sonrasında da gidip içerisine tekrar grefti saç greftinizi koymak çok zor bir işlemdir ama DHI ile bu işlem son derece başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Peki yöntem seçiminde de bulunduk. Yöntemimizi de seçtik. Saç ekimi de yapacak. Peki sadece saç bölgesine mi? Ya da saçınız yeterlidir. O zaman ne yapılabiliyor? Eğer saçta yetersizlik varsa bir tercih sakal, ikinci tercih göğüs bölgesi, üçüncü tercih bacaklar olmak üzere vücudun başka yerlerinden de kıllar toplanarak saçı ekilebilir. Bu bizim çok sevdiğimiz bir yöntem değildir. Neden değil? Çünkü sakalın bir doğası var bu ve bu doğa saça hiç benzemiyor. Göğüs kılları hiç benzemiyor. Bunları ektiğiniz yerde Saça benzemesi için nereden baksanız en az 5-6 yıl geçmesi gerekiyor. Buna, burada alıcı yatak belirleyicidir. Sizin alıcı yatağınız kılın karakterini değiştirebilir. Ama bu dediğim gibi çok uzun yıllara yayıldığı için çok sevdiğiniz bir uygulama değil. Göğüs değil ama eğer özellikle tepede, arada bölgelerde bir sıklaştırma yapmak istiyorsan ve çok az miktarda ihtiyacın varsa sakal bölgesinden kıl alınabiliyor. Onun dışında... Başka neler yapılabiliyor saç ekimi ile ilgili olarak? Sakal ekimi yapılabilir. Sizin saçınız yerindedir ama sakalınız yoktur. Sakalınızda bir problem vardır. Ne bileyim geçirdiğiniz bir kaza ya da yanıklar ya da bir enfeksiyondan dolayı ya da genetik olarak sakalınız olmayabilir. O zaman ne yapabiliyor? Sakal ekimi yapabiliriz. Peki sakal ekerken biz nereden bulacağız grefleri? Tabii ki bir tercihimiz bizim ense bölgesinden toplanan kılları sakala transferi şeklindedir. Eğer sakalınızın başka yerleri çok gür ama bazı lokal bölgeleri seyrek ise o gür olan yerden sakal alıp seyrek olan yerlerinize transfer etmekte mümkündür. Bunun dışında göğüs bölgesinde yine sıkılaştırma işlemi yapılabilir. Göğsü yoğun bir yerlerinden alınıp daha seyrek yerlerine ekim yapılabiliyor. Sakaldan göğüse yapılabiliyor. Ya da e, dediğim gibi göğüste yaralınız ya da yan, yanığınız vardır ya da bir ameliyat iziniz vardır. Örneğin Komast ameliyatların bazılarında çok fazla kesi izi olabiliyor. O zaman göğsün diğer yerlerden kıl toplanıp jinekomasti dikişlerinize kıl ekimi yapılabilir. Vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki yaralarınızı, ne bileyim yüz germeye ait olan izlerinizi, dediğim gibi az önce jinekomasti ait izlerinizi üzerler ya da dudak yarıklarındaki dudak ameliyat izleri üzerine kıl nakli yapılarak kapatılması mümkündür. Evet, Şimdi ee, saç ekimlerine, kıl ekimlerine bir giriş yapmış olduk böylelikle. Ne nedir ee, bu kavramlar bir anlatmış oldum. E, videoyu çok uzatarak sıkıcı hale getirmek de istemiyorum. Lütfen bizi takipte kalın, kanalımıza da abone olun. Çünkü bu konudaki bir sonraki videomuz, bu sözün ettiğim fue tekniğini, DHI tekniğini, safir perkutan nedir, manuel fue nedir motorun avantajı, dezavantajı bunlar nedir? Gref canlılığı nasıl arttırabilirsiniz? PRP'nin faydaları nelerdir? Ee, ve saç ekimi ile ilgili bakımlar nasıl olmalı gibi sorularınıza cevap olacak. Uzun bir video daha yapacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.